Ünlü Portekizli yazar José Saramago'nun kopyalanmış Adam adlı eserinden uyarlanmış Deni Gündoğdu'nun 2013 yapımı Enemy Türkçe çevirisi düşman filmi yaklaşık 1.5 saat gibi bir süreye sahip. IMDB üzerinden 7 puan alan Enemy barındırdığı ilgi sahneleriyle izleyenlere yadlaması zor sorular bırakmaktaydı. Filmde Jack Gyllenhaal, Sarah Godun ve Melanie Lohan gibi yetenekli oyuncuları görmekteyiz. Kendisi bir tarih öğretmeni olan Adam Bell tek düze bir hayat sürüyor. İş ve evi arasında hayatının düzenini bozacak belki de tek aktivite kız arkadaşı Mary ile yaptığı yoğun seksler. Adam bir gün iş arkadaşının önerdiği filmi izlemek için bir CD kiralar. Film izlemeyi de hiç de sevmeyen Belin filmdeki bir sahne dikkatini çeker. Bu sahnede kendisine tıpatıp benzeyen hatta neredeyse aynısı bir kişiyi görür. Ayna koysalar bu kadar benzeyemeyeceğini düşünür. Bu durumdan emin olmak için gördüğü bu film oyuncusunu araştırır. Film izlemekten nefret eden adam bu herifin diğer filmlerini de izlemeye başlar. İyice emin olduktan sonra adamla görüşmeye karar verir. Anthony Clare, Bell'in kendisine benzettiği filmdeki figüranlardan biridir ve kendisiyle iletişime geçmek isteyen birisi olduğundan karısı Helen'dan öğrenir Anthony. Bu durumu hiç anlayamayan karısı bilinmedik, esrarengiz ve tehditkar olayların yaşanacağından şüphelenmeye başlar. Bu adamın görüşme isteğini kabul eden Anthony bir yer ayarlar ve Adam Bell'i bekler. Bell ile karşı karşıya gelince ikisi de şok olur. Öyle ki birbirlerinin annelerini bile sorarlar bunun bir hata olduğunu ve bu hatanın bir takım sonuçların getireceğini ancak kimlik savaşı ve düşünceler üzerine yoğunlaştıklarında anlayabileceklerdir. Show me Hadi gelin spoilerlı, bol analizli kısmımıza geçelim. Burada bir uyarı yapmama gerek yok sanırım. İzleyenlerin hiçbir şey anlayamayacağı ve filmin tadını kaçıracaklar için buradan ayrılıp film yorumu kısmına geçebilirler. Evet, filmimizin açılış sahnesinde örümceği erkeklerin oturduğu bir bölgenin ortasına yerleştiren bir kadın ile karşılıyoruz. Bu örümcek film boyunca 4 farklı sahnede yerleştirilmiş örümceklerimizden ilki oluyor. Esas oğlanı daha tanımadan bu örümceğe uzaktan ve inceleyici bir şekilde bakışlar atan biri olarak görmekteyiz. Ardından biraz daha tarih öğretmeni Adam Bell'in kafasına giriyoruz ilerleyen sahnelerde. Hayat hikayesini az çok kavramaya başlıyor. Neler yaptığını inceliyoruz. Tek düzü bir yaşam olduğunu anladığımız bu tarih öğretmeninin hayatında alışıla gelmiş dışında bir şey olmadığını da anlıyoruz. Arkadaşıyla film muhabbeti açılıyor. Her şey rayındayken film izlemeyi sevmeyen adam ansızın film izlemek için kasetçi dükkanına giriyor. Tavsiye filmini kiralıyor, eve gidiyor ve izlemeye de başlıyor. İşte her şey bu dakikalardan sonra gerçekleşiyor. Öteki benliğinden habersiz oluşundan onun varlığından rahatsızlık duy uyumadığı dakikalardan saniyeler sonrası. İzlediği filmde kendisine benzeyen figüranı gördükten sonra şok olan Bell direkt olarak bu adamı araştırmaya başlıyor gerçekten böyle birinin varlığından bir haber yaşarken bu durum sonrası düşünceler artık bütün zihnini ele geçirmeye başlamakta geri kalmıyor. Her ne kadar düşük bir ihtimal olsa da kendisinden habersiz bir kardeşi olduğunu da düşünmeye başlıyor şimdi Bel. Biraz daha emin olmak için bu adamın diğer filmlerini izlemeye başlıyor ve gerçekten de kafasındaki düşünceler hakkında emin oluyor. Kendisinin bir kopyası bu. Bulduğu adrese doğru gidiyor ve apartman görevlisi bu adamı Adam Bell olarak değil Anthony olarak karşılıyor. Durumu ayak uyduran Bel hiç istifini bozmadan bu adamın Antonio'ya gelen yani zarfı ele geçiriyor. Bel Anthony olarak bu zarfı alıyor oradan çıkıyor. Bu zarfı filmin sonunda açacak olması ve içinden çıkacak anahtarın anlamını halen gizemini koruyor olması bu sahneye pek bir anlam yükleyemediğimin bir sonucu. Anthony'nin evini arayan Bel karısı Helen ile karşılaşıyor ve kendisinin sabık olduğundan şüpheleniyor figüranımızın. Oysa daha ilk sezimlerinde bile Helen neler olduğuna dair gitgide fikirler yürütmeye ve bu fikri kafasına yatırmaya başlamıştı bile. Özellikle kocasından pek memnun değilmiş gibi gördüğümüz bu çiftin değişimlerinden etkilenecek olan Helen nereden geldiği belirsiz bu Eden Bell'i araştırmaya başlıyor ve ilk olarak onun çalıştığı iş yerine yani üniversiteye gidiyor. Karşılaşma işte ilk olarak burada kopuyor ve Helen'ın neredeyse aralıksız 5 dakika bu adama baktığını görüyoruz. Burada kavramamız gereken husus Helen'ın Anthony'den bıkmış olması ya da Adam Bell halini özlemiş olması kaynaklı. Zira kocası artık eskisi gibi nazik değil. Olduğu gibi gelişi güzel davranmakta. Dolayısıyla belli görünce bütün duyguları yeniden yaşarıyor. Bunu yaptığı uzun bakışlardan anlamak mümkün. Hani bir insana aşık olursunuz sonra değişir ya ardından onun ilk aşık olduğunuz hali aramaya başlarsınız. Bu da onun gibi bir şey. Artık bu durumdan rahatsız olmaya başlayan karakterlerimiz birbirlerinin kimliklerini büyük bir hız kat ederek kovalamaya başlıyor. Bir otel odası ayarlayıp birbirlerine daha yakından bakmak isteyen ikili ciddi bir buluşmanın gerçekleşmesi gerektiğine dair kafa kafaya veriyorlar. Gerçekten birbirlerinin %100 uyuştuklarını fark ettiklerinde ben cebindeki içinde anahtar olduğunu son sahnede öğrendiğimiz zarfı Antonia vererek oradan uzaklaşıyor. Bu sahneden sonra hemen annesine başka bir çocuğu var mı tarzına bir soru yöneltirken annesinin aldığımız ilginç cevap dilimi ayrı bir noktaya taşıyor. Üçüncü şahıs gibi davranmayı kenara bırak. Ayrıca filmin geçiş sahnelerinde yerleşmiş olan ikinci örümcek sahnemiz büyük bir bedenle bizi karşılıyor. Bel giderek huzursuzlanmaya başlıyor ve in bu gerilimi sürdürüyor. Anthony'den uzaklaşmak isterken Anthony Bel'e baskı yapıp evine geldiğinde karısıyla yatıp yatmadığını da soruyor. Düzgün bir cevap alamadığı takdirde bu öğretmenin sevgilisiyle bir gece geçireceğini düşünüyor. I am fucking crazy! I'm fucking crazy. You brought my wife into this, man? So I'm going to bring your girlfriend into the picture as well. You want me out of your life? This is what's going to happen first. You can give me your clothes and your car. I'm going to take your girlfriend on a little romantic getaway. I'm going to bring her back home tomorrow and then I'm going to come back here and I'm going to bring back all your stuff and I'm going to disappear from your life forever. Then we will be even. Bu duruma karşılık herhangi bir davranış gerçekleştirme gayesine girmeyen Adam Bell ne yapacağını bilemeden Helen'in yanına Anthony olarak gidiyor ve bu ikili zıt oldukları karakterleri farklı kadınlarla da tanıştırmış oluyorlar. Mary oldukça çekici bulan Anthony bu kadınla gerçekten vakit geçirmek istiyor. Burada dikkatimi çeken iki karakterin de karşılaştıkları kadınları fazlasıyla çekici bulduklarını güzel bir şekilde görmemiz. Zira Bell Helen'dan hoşlanırken garipsenmeyecekse Anthony de Mary'i o anda çekici buluyor ve bunları da garipsememiz gerekir. Her ne kadar birbirlerinin aynı olduğuna karar veremesek de düşüncelerinin bir olması, zevklerinin de birbirlerine benzer olması filmin gidişatı için büyük bir detay oluyor bizlere. Mary'nin evine girip kendisiyle yatan Anthony bu esnada yüzünü çıkarıp iz bıraktığı parmağının Mary tarafından fark etmesine neden oluyor. Büyük bir şaşkınlık yaşayan bu kadın evi terk edip oradan ayrılıyor. Anthony ise peşinden geliyor. Arabasını aldığı Mary ile gerilim dolu tartışmalar yaşarken büyük bir kaza geçiriyorlar. İkisi de arabanın altında kalırken ölüp ölmediklerini bilmesek de bildiğimiz tek şey üçüncü bir ölüm detayının camın kırılmasıyla gördüğümüz. Zira kırık cam parçaları örümcek ağını hatırlatıyor bizlere. Bunlar yaşana dursun Eden dış bir çelişki içerisinde bu kadın ile yakınlaşmaya çalışırken görüyoruz. Mizacına ters düşen bir dalmış olduğundan ötürü hamile bir kadına pek de yanaşmak istemiyor aslında. Bu durumun farkında olacak ki Helen bu adam tutarsızlıklarını fark edip onu yatağa davet ediyor. Normalde Ensoni'ye karşı ciddi bir tavır takınan kadının bu adam karşısında yumuşamasını gördükten sonra büyük bir sürpriz yaşadığımız bir diyalog gerçekleşiyor. Okul nasıl geçti? Bunun sonucu olarak şunu çıkarabiliriz ki Helen bütün bunların farkında olan ve kocasının değişimine uyum sağlayan biri. Her ne kadar kocasıyla iyi bir ilişki içerisinde olsa da onun da bu değişime ihtiyacının olduğunu, bunun için bu adama şans verdiğini görmekteyiz. Bu durumu ayak uyduran Bel ise değişiminden memnun halde Helen'in yolundan gidiyor. Bütün bunlar yaşandıktan sonra Anthony kıyafetler arasından zarfı bulan Adam Bell açıp içindeki anahtarı görüyor ve ne olduğunu kavruyor. Bana sorarsanız bu anahtar baştaki sahnenin yani örümceğe o ilk gördüğümüz yerin oda anahtarı. Ardından kadının yanına gelen Bel büyük bir finalle seyirciyi buluşturuyor. Zira dördüncü örümceğimizi tıpkı Serena'daki örümceğe dönüşmüş o karakter gibi biz de Helen'ı örümceğe dönüşmüş gibi görüyoruz. Filmin apayrı bir sahnesi olan bitimiyle insanı derin bir düşünceye sokan filmde bu sahneyi açmak biraz zor. Zira Kafka'nın Gregor Samsa'sına Kah Dostoyevski'nin esinlendiği Gogol'un karakterlerini yansıttığı öteki Ben'e dair birçok iliştirme bulabiliriz, yerleştirebiliriz. Buradaki asıl değinmek istediğim nokta da kadının da bir değişime, Kafka'nın deyimiyle dönüşüme uğramasını gördüğümüzdür. Tam aksini düşünürsek bütün örümcekleri gören Adam Bell ise değişen her şeyin farkında olan asıl kişi olur demek. Bu kanımı desteklemek için filmin posterlerinde Bell'in kafasında bir dünya taşıdığını ve bu dünyada örümceğin gezdiğini görmekteyiz. Posterlerden de anlaşılacağı üzere örümceklerin varlığı bizi başka bir metafora sevk ederken aslında bunların hepsinin Adam Bell'in kafasında kurduğu birer olaylardan ibaret olduğuna dair de göz kırpıyor film. Her şey sıradan ilerlerken bu durumdan bıkan Tyler Durden'ı yaratan Fight Club'daki öteki kişilik gibi. Eğer filmin içeriğini geride bırakıp çekimlere odaklanırsak çok iyi olduğunu söylemek isterim öncelikle. Özellikle Sarah Gadon'un harikulade bakışlarını ve her sahnede gördüğüm o kendine dair düşüncelerin değişimi bana yetti de arttı. Diğer oyuncuların da mükemmele yakın oyunculukları olduğunu belirtirken gerim gerim gelen sahnenin terletmesini isteyeceksiniz film boyunca. Her şeyiyle vermek istediğim mesajı aktarabilen filmin Saramago'nun eserinden uyarlanma olduğunu hatırlatmak isterim yeniden. Filmi çok beğenip kitabını okumazsanız olmaz tabii ki. Halihazırda kitaptaki kurgu aynı yalnızca karakterlerin ismi farklı. Mutlaka izlemeniz gereken insanın düşünce buhranını sevk eden mükemmel bir film olan Enemi. Kuşkunuz size oldukça özel sorularda